Bir diğer taraftan baktığımızda sanki yeni transferleri yepyeni katılan, takıma yeni katılan bir takım havası. İyi bir performans, fakat bir diğer taraftan sizin gözleminizde eksikler de nedir diye sormak isterim. Nasıl bir maç geçti sizce? Şimdi anlatayım sana. Sevinirim. Uzun süre. Şimdi önce kazanmamız gereken bir maçtı. Sahamızda oynuyoruz. Tabii rakibe göre her bakımdan daha güçlü durumdayız. Başta da söyledim. 1-1, 11'e 11 de üstün olmamız gerekiyordu. Bölüm bölüm yaptık ama bazı bölümde de eksiklerimiz çok fazla. Hem birebir de hem oyunu rakibe bıraktık yani. Rakip oynadı. Düzeldi. İkinci yarı bu konuda daha iyiydik. Yani skor lehimiz de olmasına rağmen oyunda eksiklerimiz var. Onları düzelteceğiz. Ya yani bugünkü maçı zaten kazanması gereken bir takımdı ama taraftarın oyun başında kendime olan desteğine teşekkür ediyorum. Oyunculara desteğine teşekkür ediyorum. Sahaya isteklerine teşekkür ediyorum. Çünkü güzel bir ambiyans var. Bir de oyunu görüyorlar. Hissediyorum onu. Oyun temposu arttıkça onlar da coşuyor. Onlar coşurken biz iyi oynuyoruz. Ama arada bir oyunu kaybedince suskunluğu farkındayım yani. Mesela ilk yarıda 30. dakikada belki oyuncu değiştirmem gerekiyordu. Bekledim çünkü oyuncuları da tanımak istiyorum. Yani o bakımdan bu maç avantajlı bir maçtı. Yani mümkün olduğunca bazı oyuncuları oynatayım dedim. Zaman zaman oyun içerisinde sakatlı olanlar da vardı. Yani ufak tefek sakatlı Tayyip'im vardı, Joseph'im vardı. Ama bazı oyuncuları görmek istiyordum. Bir hafta Kevin Enkudu idmana çıkmamıştı. Onun için sonda kullanayım dedim onu. Ama yani iyi oynayan var, eksik oynayan var. Bu futbolun doğasında var. Bugün kazanılması gereken bir maç kazandık. O yönde mutluyuz ama bunu büyütecek bir durumumuz yok. Çünkü dediğim gibi zaten bu tip takımları yenmemiz gerekiyor. Ama Ümraniye de iyi oynuyor. Yani zaten analize baktığınız zaman önde baskıyla en iyi oynayan takımlardan bir tanesi. Topu kazandığı zaman hızlı çıkıyor. Kanatlarda iyi oyuncuları var. Ama orada bizim de zaaflarımız var. Onları düzelteceğiz. Hem oyuncuların gelişimini yapıp hem oyun sistemini düzeltebilirsek o yüzden bu dönemi iyi geçmemiz gerekiyor. Yani önümüzde işte Galatasaray maçı var, Antalya maçı var. Arada bir kupa maçı var. Burada mümkün olduğunca oyuncuları oynatıp hepsini görebilirsek ondan sonra boşluk olacak. Mevcut oyuncuları geliştirirsek değiştirmeyiz. Geliştirmesek herhalde değiştireceğiz. Yani onu bilemiyorum. Daha sonra bakacağız. Çünkü zor bir yarış. Rakipler iyi oynuyor. Her takım iddialı. Ama bugün güzel bir ambiyans vardı. Güzel bir zaman zaman güzel işler vardı. Beklediğimden daha iyi olanlar da vardı. Teşekkür ediyorum bütün oyunculara ve taraftara. Ben de mutluyum ilk gün. Şimdi şunu da sormak isterim tabii. Savunmada pozisyon veren Beşiktaş da vardı ki siz de bununla alakalı saha içinde de tepki de gösterdiniz. Biz gözlemledik. Şimdi bunlara dokunuşlar yapacaksınızdır. Ama ben bir de derbiyi de sormak isterim. Bununla bağlayayım. Şimdi derbi var. Derbide nasıl Beşiktaş görürüz? Gezal. Tahmin ediyorum ki raporunu almışsınızdır. Döner mi? Joseph ve Tayyip'ten bahsettiniz. Derbiye tesir eder mi? Sakatlıkları? Neler söyler? Gezal'la ilgili söyleyeyim. Gezal yani bu boşluğa kadar zaten kesin olmaz bizimle beraber. Onu söyleyeyim. Yani belki bilginiz yok. Onu açıklamış oluyor. Yani Gezal 3 maç var önümüzde. Kupa maçıyla beraber 3 maçta da olmayacak. Milyara kadar kapattı denilebilir. Yani evet. Yani şu anda tedavisi ve çalışması olacak. O da diğer taraftan baktığınızda bizim takım daha iyi işler yapacak takım. Yani Galatasaray maçını konuşmak yerine biz nasıl bir oyun oynayacağımızı konuşmamız gerekiyor. Yani bizim şimdi şu anda rakiplerden çok, bugün de söyledim oyuncular. Evet, rakibi de değerlendiriyoruz tabii. Yani önemsemiyoruz değil. Ama biz yanlış yaptığımız müddetçe her takım bizi zorlar. Bugün de zorladı.